Efendim uzman klinik psikolog Merve Elif Şahne bizlerle beraber hoş geldiniz Hoş bulduk. Biraz öfkeden bahsedeceğiz, biraz duygu durumlarımızdan bahsedeceğiz. Ve bunun hangi durumlarda normal yani duygu durumlarımızın hangi durumlarda normal, hangi durumlarda desteğe ihtiyaç olduğunu öğreneceğiz. Öncelikle öfkeden bahsedelim. Öyle öfkeliyiz, öyle tahammülsüzüz ki özellikle şehir hayatında Hangi durumlarda normal olarak kabul edilir bu öfke? Şöyle, öfkeyi tanımlamamız gerekirse öfke bizim temel duygularımızdan normal duygumuz aslında. Yani öfkeyi anormal ve normal olarak değil ama kontrol edilebilme hali ve kontrol edilemez hali bizim için kıymetli burada. Öfkenin çok tehdit hissettiğimizde ve engellendiğimizde hissettiğimiz bir duygu ama öfke çok normal bir duygu. Hani biz çok böyle endişeleniyoruz öfkeli insanlardan, öfkeden ama bütün duygular bizim ya mutlu olmak, huzurlu olmak, keyifli olmak, öfkeli olmak da bizim çok doğal tepkilerimizden bir tanesi. Engellenme ve tehdit edilme durumlarında biz öfkeyi hissediyoruz. Burada öfkeyle ilgili bir kere bir kabullenme halimizin olması lazım. Yani neden bu kadar öfkeliyim değil, bu öfkeyi nasıl kontrol edebilirim, bununla nasıl başa çıkabilirim kısmı bizim için çok kıymetli. Öfkenin temelinde bazı uyaranlar var. Dış uyaranlar ve iç uyaranlar. Dış uyaranlar ne demek? Şimdi hepimiz şehir hayatındayız. Yoğun, trafik, kalabalık, koşturmaca, stres, hele böyle metropol şehirlerde yaşıyorsak bu bizim dış uyaranlarımız. İç uyaranlarımız neler? Olumsuz düşünceler. Hı hı. Ee, bu gibi durumlarda öfkelenebiliyoruz. Peki biz bu öfkemizle ne yapmalıyız? Öfkeyle uzun vadede şunu yapmamız gerekiyor kesinlikle. Ee, bir kere egzersiz, spor bizim öfke yönetimimizi ve stres yönetimimizi temel anlamda uzun vadede kontrol etmemizi sağlayan e, iki temel başlık. İkincisi bizim öfkeyle ilgili çok basit bir kuralımız var. Hep şunu söylüyorum. İnanın öfkelendiğiniz anda yaptığınız şey... Öfkelendikten sonra 10 saniye sonra yaptığınız şeyle aynı şey değil. Doğru. 10 saniye çok kıymetli. 10 yani saniye mi? 10 saniye çok kıymetli. 10 saniye. Hani onun için mi birden 10'a kadar say evet, derler? Evet çok klişe geliyor bu <laughs> evet. insanlara ama gerçekten çok kıymetli bir şey. E, hemen bir metafor anlatacağım burada. Trafik lambası örneği. Hı hı. E, kırmızı bizim burada durumumuz. Öfkelendik dur. Sarı. Bekle, bir düşün, duygularını kontrol et. Yeşil, harekete geç. Hı hı. O tam olarak sarıda bir ona kadar saymak lazım. Ne oluyor? Şu an neyin içindeyim? Niye, böyle Niye böyleyim? Niye böyle hissediyorum? Arabadan indim, öndeki arabanın camını yumrukluyorum hı. gibi. Hı hı. Bu 10 saniyede oradaki öfke seviyeniz azalmaya başlıyor. Aslında siz orada öfkenizi kontrol etmeye başlıyorsunuz. Hı hı. İkinci durum da şu... Düşünce değiştirme öfkeyle ilgili. Hep şunu sorarım. Trafikte çok öfkeleniyorum. Konuşuruz böyle arkadaşlarımızla da. Ne oldu? Arkadaki araba sürekli kornaya basıyor. Önüme geçmeye çalışıyor. Önüme kırıyor. Hemen şunu söylüyorum. Peki arkadaki arabanın hastanede olan bir çocuğuna yetişen baba olduğunu düşünürsen öfkelenir misin? Yok. Düşünme. Yani düşünürsen öfkelenmezsin. Orada duygu değişiyor. Duygu değişiyor. Fakat insanın böyle beyninde bir... o Klik var ya hani böyle bir bir atıyor ve e, geri dönülmez bir öfke patlamasına e, giriyorsunuz çünkü insanlar haksızlığa gelemiyor zaten gün içerisinde pek çok şeyle boğuşuyor. O sırada insanın kendi kendisine bir saniye işte trafik ışıklarını hatırla ya da bir saniye ona kadar say diyebilmesi onu kontrol edebilmesi çok zor oluyor. Bir de tabii hormonlar var işte. E, ...yaşadıklarınızın birikimi var... ...o kadar çok tetikleyen faktör var ki... ...asıl belki de... ...bunu... E, ...hani o tik olduğunda... ...ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Ee, şöyle, tabi bu söylediğim şeyler... ...çok günlük pratikte kullanılması gerekenler ama... ...sizin uzun süredir bir öfke kontrol probleminiz varsa... ...öfkeliyseniz... E, ...gün içinde her şeye karşı... ...öfkeleniyorsanız, bu sadece trafikte değil... ...çok öfkelenmemeniz gereken bir şey de bile... Kendinizi çok öfkeli hissediyorsunuz. Burada profesyonel destek almak lazım. Bu bir süreç, psikoterapi. Hı hı. E, ama onun yanında, profesyonel desteğin yanında mutlaka spor yapmanız lazım. Hı. Öfkenizi yansıtacağınız alanlar bulmanız lazım. İşte dövüş sanatları. Hı hı. Çok öfke kontrol bozukluğunda bizim kullandığımız sporlardan bir tanesidir. Hı hı. E, sporun temel amacı da şudur. Kaslarda biriken stres seviyesini, laktik asit seviyesini düşürür. Ve aslında burada daha stres hissedersiniz, daha az engellenmiş hissedersiniz ve daha az tehdit hissedersiniz. Hı hı. E, o yüzden uzun vadede mutlaka profesyonel destek almak lazım. E, ama inanın öfke kontrol bozukluğu dediğiniz şey sizin hayatınızı yaşanması hale getiriyor. Çoğumuzda öfke kontrol bozukluğu yok. Çoğumuzda durumsal öfkeler var. Evet. Yani sürekli değil, öfkeyi biz ikiye ayırırız. Durumsal mı, sürekli mi diye. Biz genelde durumsal öfkeler yaşıyoruz hı hı. maalesef. Hep öfkelenen tarafından bakıyoruz bir de öfkenin yöneltildiği kişi olarak durumu değerlendirsek mesela karşımda sürekli öfkeli biri var ya da Trafikteyim, çok öfkeli bir vatandaş bana doğru ilerliyor ve kendimi korumam gerekiyor. Öfkeli kişiye karşı nasıl bir durum sergilemek gerekiyor? E çok iletişime geçmeme taraftarıyım Öyle ben. Mi? Orada mesafelenmek ve kendinizi korumak çok kıymetli. Hmm. Çünkü karşınızdaki insanın öfkesini kontrol edemediği bir şekilde size geldiğini görüyorsanız orada her şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hmm. Ama ben mutlaka şunu yapıyorum böyle şeyler yaşıyorum yani ben de psikologum ama trafikte böyle ne şeyler yaşıyorum. Çok öfkelendiğim <laughs> zamanlar da oluyor ama gerçekten benim için trafik lambası bir e, orada. Ona kadar sayıyor Pol musunuz? Tabii tabii kesinlikle Aha. sayıyorum. E, çünkü İstanbul trafiğiyle gün içinde o trafikte çok uzun süre kalma e, benim de psikolog olmamı, hani tabii olmam ki. bunu değiştirmiyor. İnsansınız sonuçta. E, ama bunu yaşadım. E, camı açtım ve şunu söyledim. Merhaba adınız nedir? Şok oldu karşımdaki insan çünkü benden beklediği tepki de öfke. Tabii. Benim de ona tepki vermemi istiyor. Öyle olunca bir daha sakinleşme Durdu. hali oldu. Yani illa bir tepki vermek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Hı -hı. Ama orada mesafelenmek ve iletişimi kısıtlı tutmak çok önemli. Ee, i̇nsanlar birbirinden özür dilemekten çok kaçınıyorlar hatalıysa. Yani özür dilerim kusura bakma. Hı. Çok, çok pardon. Çok basit pardon. O hemen zaten e, bunu ne stres seviyor? Seviyesine düşürüyor. Bunu istiyor çünkü sizden sizi tehdit olarak görüyor. Sizi Hı. öfkelenme sebebi temelde bu. Hele çocukluk döneminde öfkelendiğinizde ebeveynleriniz tarafından cezalandırılıyorsanız, Hı. maalesef öfkenizi sağlıklı yönetemiyorsunuz ilerleyen yaşlarda. Yani Hı. öfkenin karşılığı cezalandırılma olmamalı. Evet. sadece anlayış ve bu duygu durumunu neyin yarattığını Öğrenmek. Temelinde çocuklukta. çocuklukta. Kaynağında ne var? Ama dediğim gibi, öfkeniz sürekli mi, durumsal mı? Hı hı. Bunu ayırmak da çok önemli. E, peki e, şimdi erkekler mi daha e, öfkeli, kadınlar mı daha öfkeli? Yani bunu tabii çok böyle hani istatistiksel olarak söylemek doğru olmasa da biz hani bilimsel verilere göre erkeklerin kadınlara göre öfkelerini daha fazla yansıttıklarını biliyoruz. Hani daha öfkeliler kısmı değil daha fazla öfkelerini yansıttıklarını biliyoruz. Daha kendilerini kontrol edemiyorlar. Evet. E peki genetik aktarım var mı? Genetik aktarım öfkede yok. Genetik aktarım genelde psikolojik rahatsızlıklarda şöyle oluyor. Eee, psikozlarsanız, işte şizofreni tanısı varsa anne babada, bipolar tanısı varsa, hı hı. yani artık kişinin gerçeklikle algısı kopmuşsa genetik aktarım bu gibi rahatsızlıklarda oluyor. Ama şunu biliyoruz. Psikolojik zemininiz, annenizin ve babanızın psikolojik altyapısı sağlam değilse, sizi onlar yetiştirdiği için hı, hı. Siz de öfkeli olabiliyorsunuz, siz de depresif olabiliyorsunuz. İşte mutlu aile, mutlu çocuk o çok klişe gelse de insanlara gerçekten temeli bu. <laughs> Sizi yetiştirenler, size bakım verenler bunlar çevresel uyaranlar çünkü aynı zamanda. Sosyal çevreniz, sosyal sevgi öfkeyi ileride kontrol edebilmek açısından yararlı bir etkin olarak karşımıza çıkıyor mu? Tabii ki. Annenin, babanın koşulsuz sevgisi? Evet. Bir kere çocuk öfkelendiğinde mutlaka biz şunu öneriyoruz anne babalara temas halinde olmalısınız çocuğunuzla dokunmalısınız çünkü o yaşta bir çocuğun öfkeye öfke karşılığı ceza olmamalı temas etmek olmalı sarılmak olmalı fiziksel evet, temas İnanın bir iki dakika içinde o bitiyor gerçekten çocuğa bakım veren annesidir babasıdır ya da işte bakım veren üçüncü bir kişidir mutlaka sarılmak gerekiyor. Eğer biraz daha yetişkinse bu çocuk yani artık ergense o sarılma fiziksel teması kurma hali daha da zorlaşıyorsa biraz öfkesinin geçmesini beklemek kıymetli hı hı. sonrasında bunu konuşmak çok önemli. Hı hı. Neden öfkelendin? Yani seni burada tehdit algısı olarak gördüğün ne var? Hı hı. Kendini hangi noktada engellendin? İletişimde olmak çok kıymetli. Hı hı. Sen bu şekilde öfkelenirsen Tablet vermem. Bu şekilde öfkelenirsen arkadaşlarına tatile gidemezsin. Bu çocuk ileride öfkesini sağlıklı e, yönetmeyecek. Evet, evet. Ve siz sonra gelip e, benim çocuğumun öfke kontrol bozukluğu var hmm. dediğinizde ileride... de dönüp çocuklukta ne yaptığınızı bir bakmamız lazım. Evet şimdi eee yani çocukların ister istemez herkes öfkeleniyor çocuklar tabii çok daha küçük ufak tefek şeylere öfkelenebiliyorlar ve aileler öyle şeylerle cebelleşiyorlar ki yani bununla da mı uğraşacağım diyerek çocukların öfkesini görmezden gelip hemen bertaraf etmeye çalışıyorlar ama o da çocukta farklı farklı geri dönüşler yaratıyor ileriki vadede. Güzel bir şey söylediniz. Görmezden gelme. Çocuğun Hı. öfkesini görmezden geldiğinizde yetişkin bir hale geldiğinde çocuk öfkesini inkar ediyor ve bastırıyor. Hmm. Pasif agresif kişilikler bizim için çok tehlikelidir mesela aslında. Çok öfkelilerdir ama asla öfkeli olduklarını anlamazsınız. Sosyal hayatta son derece kibardırlar, nezaketlidirler. Ama? Ama nerede patlayacaklarını kestiremezsiniz ve inanamazsınız. Hani hep şöyle bir tabir vardır ya adamın içinden canavar çıktı deriz. Evet. Hmm. <laughs> <laughs> Meğerse neymiş? Tabii tabii bastırılmış <laughs> ve inkar edilmiş öfke hali bu. Ama e, hani böyle hiç öfkelenmeyen e, veya öfkesini yansıtmayan, göstermeyen insanlarla da ilgili problem var öyle değil mi? Yani öfkeyi de bir şekilde doğru bir şekilde yansıtmak gerekiyor. Temelde orada öfkeyle ilgili bir bastırma hali var. Hı. Yani biz insanlar olarak şeyi çok seviyoruz ya iyi olma hali. Hı hı. İşte mutluluğun peşinde koşma hali, sürekli iyi hissetme hali. Hele son zamanlarda işte wellbeing'ler, meditasyonlar, onlar bunlar ve sürekli bir iyi olmak istiyoruz ama ben hep şunu söylüyorum. Hayatın içinde iyi duygularınız kadar zorlu duygularınız da var. Hı. Ve zorlu duygularla hayatımızın bir parçası olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunların gelip geçici olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani çok öfkeli hissedip ben öfkeli değilim demek anlamlı bir şey değil. Değil. Yani zorlu duygularınız da sizin bir parçanız değil mi? Hayat dediğimiz şey hep iyi olmak, güzel olmak, mutlu olmak böyle bir şeyden ibaret değil. Ben hayatla ilgili çok şeyi severim. Mesela bu kalp grafisi vardır. Dümdüz olduğunda öldünüz demektir. Evet. Ama inişler çıkışlar evet. bu sizin yaşadığınız anlamına geliyor. Hayatta bir EKG değil ee, mi? Tabii. Ya mindfulness dediğimiz şey tam olarak bu ya bilinçli farkındalık. Şu an zorlu bir dönemden geçiyorum. Bunun farkındayım. Bunu gözlemliyorum. Ama bunun bir akış içerisinde olduğunu biliyorum. Yani iyilikler ve zorlu duygular kalıcı değil. Normal nedir? Normal hani hem zorlu duygularınızı hem e, iyi duygularınızı beraber yaşamayı kabul edebilme hali. Yani psikoloji dediğiniz şey insan davranışlarının altındaki sebepleri arıyor. Biz psikolojik iyi oluşta şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki insanın bedenen ve ruhen iyi hissetme hali, bir bütünlük içinde hissetme hali. Hani hep bir yerimiz ağrıdığında ruh halimiz de çok iyi olmaz ya. Tabii. O yüzden bir bütünlük halinde olmak çok kıymetlidir. Ama ben hep şunu soruyorum, yani iyi olmanın bir formülü var mı diyorum. İşte tuz koydum, şeker koydum, böyle bir formülü var mı? Yok. Hı hı. E, o zaman hayatınızdaki zorlu dönemleri de kabul etmemiz gerekiyor. Yani kabul etmediğiniz zaman mücadele etmeye başlıyorsunuz. Evet. Mücadelenin de kazananı yok. Yani öfkenizle mücadele etmenizin sonucunda bir şey kazanmıyorsunuz. Yine kendi kendinizle mücadele ediyorsunuz. Kendi kendinizle girdiğiniz bir yarıştan ya da mücadeleden e, galip çıkan yine kendiniz olacaksınız ya da geri planda kalan yine kendiniz olacaksınız. Bu savaşın bir kazananı da yok. Kazananı da şimdi yok. Evet. Yani hayat bütün halleriyle bizim kabullenme kabul etme, mi? çok kıymetli. Kabullenme e ama zorlu duygularla baş edebilmek için de ne yapmak gerekiyor buna bakmak lazım. Benim için sosyal destek çok önemlidir. Mesela ben zor zamanlarımda yalnız kalmaktan hiç hoşlanmam. Mutlaka sosyal çevremle beraber olmak isterim. İşte sizin için belki spor yapmak ve egzersiz yapmak çok kıymetli olabilir. Başka biri için meditasyon yapmak çok kıymetli olur. Başka biri için dua etmek çok kıymetli olabilir. Yani orada size iyi gelen neyse bunun bir formülü yok. Zorlu zamanları böyle atlatmak çok kıymetli. Ama bu zorlu duyguların kalıcı olduğuna inanırsanız olumsuz düşüncelerden çıkamıyorsunuz. Sürekli bir olumsuz düşünme halinde oluyorsunuz. Hmm. Bana geliyorlar Merve Hanım biz işte çok olumsuz düşünüyoruz ne yapacağız? Hemen şunu söylüyorum hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya başlayın diyorum. Çünkü beyin zaten olumsuza evrilmiş bir yapısı var. Yani beynin bizi mutlu etme ya da huzurlu etme gibi bir görevi yok. Beyin hayatta kalmak için var olan bir yapı. Ee, diyorum ki hiç yapmadığınız bir şey yapın. Ne yapalım? Diyorum ki mesela sağ elinizi kullanıyorsanız sol elinizle dişinizi fırçalamaya başlayın. Hmm. Olumsuz tarafı bu sefer beyin o tarafı unutmaya başlıyor. Yeni bir şey öğrenmeye çalışıyor. Hmm. Beyinde yeni yolaklar oluşmaya çalışıyor ve olumsuz duyguları daha az hissetmeye başlıyorsunuz. Evinize hiç gitmediğiniz bir yoldan gidin. Daha önce hiç yani dikkatinizi dağıtın aslında. Denemediğiniz bir yemeği deneyin. Deneyin. Ya yapma, yapmadığınız bir sporu yapın, başlamadıysanız spora başlayın. Bu çok kıymetli. Evet. İnsanlara spor yapmak çok lüks gibi geliyor ama bizim burada spordan kastımız işte bir spor salonu, bireysel bir hoca böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani günde 40-45 dakika açık havada yürümek inanın çok kıymetli. Çünkü yani serotonini artıran bir şey, bu <laughs> bilimsel bir şey. <laughs> Ve bunu yapınca gerçekten daha iyi hissediyorsunuz. Yani bunu bir hafta yapmak, iki hafta yapmak değil. Biz toplum olarak öfkeli miyiz genelde? Yani bunu tabii hani Türk toplumuna indirgemek için söylemiyorum ama bizim yaşam standartlarımız ve yaşam koşullarımız özellikle pandemiyle beraber çok zorlaşmaya başladı. Hı. Ve ben çevremdeki insanlarda da bunu görüyorum. Biz sanıyorum pandemi döneminde çok bireyselleştik. Hı. E, aslında çok böyle kalabalık yaşamayı seven bir toplumuz. Evet. Bu uzun süre bireyselleşme hali artık etraftaki insanları tolere edememeye dönüşüyor. Hı -hı. Toleransımız çok düşüyor. E, Sosyoekonomik koşullarımızı bunu çok etkiliyor. Hı -hı. E, i̇şte aile içi şiddet çok etkiliyor. Hı -hı. E, çocuklarınızın bakımı çok etkiliyor. Birçok stres faktörü var ama toplum olarak öfkeli miyiz? Bence değiliz. Öyle mi? Yani bence değiliz. Çünkü ben hani bir dönem yurt dışında da yaşadım. Hani öfkeyi bir topluma indirgeme hali çok anlamlı değil. Öfke çok bireysel bir şey çünkü. Hı hı. Yani toplum olarak öfkeliyiz e, gibi bir genel İldağlı geçer. bir kavram çok olur. Iddalı. Yani Bireysel bunu nasıl olarak ölçeceğiz? ama. Hani bunu nasıl ölçeceğiz? Bir de herkes süreklilik arz etmiyor ki öfke durumu. Bazen mutlu bazen öfkeli ama tabii trafik çok tetikliyor. Trafikte e, bu öfke krizini yönetebilmek kadınlar da az değiller. Ee, hani kadınlar da sütten çıkmış kaşık değil Yok, asla. Evet, orada kesin ki cinsiyetçilik yapmıyoruz. Aynen öyle. evet. Ee, peki e, psikolojide bir üç kuralı var. Öyle değil mi? Ee, üç, üç, üç. Ee, biz genelde bunu hani zamanlama, planlama şeklinde Kullanıyoruz ama sizdeki üç üçü... O zamanlama, planlama, üç aşamalı işte kabul et, evril, yola devam et. Mindfulness tam olarak bize bunu anlatıyor. Bilinçli farkındalık. Bilinçli farkındalık. Yaşadığın durumu kabul et. Şu an zorlu bir dönemden geçiyorum. Evet. Geçecek. Peki bu zorlu dönemdeki süreçle ilgili ne yapabilirim? Hı hı burada seni yani kendini en iyi tanıyan sensin sana en iyi ne geliyor ben danışanlarıma bunu söyle ne yapmalıyım Siz hepiniz için ayrı bir formül yok diyorum hani ne yapacağını gel beraber konuşalım sana ne iyi geliyor bu çok kıymetli çünkü ee, işte mesela puzzle yapmayı birçok danışanım için çok kıymetli inanılmaz dikkat dağıtıcı ve olumsuz düşünceleri engelleyici bir şey ben hayatım boyunca yapabildiğim bir şey değil benim öyle bir sabrım yok <laughs> ee, mesela benim daha çok sinirlerimi bozan bir konu evet, olabilir. Evet, ay Ama... nerede o diye tabii, bir, tabii. bir tane parça. Aynen enteresan. öyle. Ee, o yüzden yani kabul et. Bu başına gelen şeyle ne yapacağına bir bak. Ve sonra yoluna devam et. Çünkü i̇şte bu başına üç. gelen şey ha. geçecek. Evet. E şunu söylüyorum. evinizde hep sevdiğiniz misafirler mi geliyor diyorum. Yani hiç sevmediğimiz misafir ağırlamadık mı? Çok ağırlamışızdır tabii yani. Değil. Ben çok bilirim. Tabii. Ne zaman gidecekler dediğimi. <laughs> evet. Diyorum ki geçici. Evet. Ama gidecek misafir. misafir. ne kadar misafire öfke gösteriyor muyuz, Misafirle kavga ediyor muyuz, savaşıyor muyuz? Gitmesini bekliyoruz. Evet. Ev sahibi olarak yapmamızı gerekeni yapıyoruz ve gitmesini bekliyoruz aslında. Evet. E, bu sırada da misafire bir takım e, işte ikramlarda bulunuyoruz. Tabii, tabii, tabii. E, O ikramları yiyorlar ve ondan sonra yoluna. Revan oluyor Aynen misafirlerimiz. Öyle. Çok Aynen teşekkür öyle. ediyoruz. Ee, uzman klinik psikolog Merve, ederim. Elif, Şahne e, bizimle birlikte olduğunuz için. Öfke durumu son derece önemli. Hepimiz zaman zaman öfkeleniyoruz. Hepimiz zaman zaman öfkemize hakim olamadığımız durumlarla karşılaşıyoruz. Sonra haklıydım ama dediğimiz ya da tüh dediğimiz zamanlar da oluyor. E, Elif Hanım'ın söylediği trafik ışıklarını unutmayalım. Bu arada da tabii hani daha ziyade bildiğimiz ona kadar sayma. Zaten o da ona tekabül ediyor efendim. Ara veriyoruz sonrasında birlikteyiz.